Herkese merhabalar. Türkçenin en keyifli, en lezzetli, en güzel konularından birini öğrenmeye hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım öğretmenim. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün şiirlerdeki ana duyguyu ve metinlerdeki ana düşünceyi öğreneceğiz. Duyguların annesi kimdir Tonguç evladım benim? Ana duygu. Harikasın. Peki düşüncelerin annesi kimdir? Ana düşünce. Harikasın. Ana duygu ve ana düşünce neyin annesi olduğunu artık biliyoruz. Bugün de çok keyifli bir konu öğreneceğiz. Neler var konumuzun içerisine bakalım. Metinlerdeki ana duyguyu ve ana düşünceyi belirlemeyi öğreneceğiz. Tabii ki şiirlerde ana duygu diyoruz. Asas anlatılmak istenene. Normal metinlerde de ana düşünce diyeceğiz Tonguç evladım benim. Biliyorsun 4. sınıfta artık Nisan ayındayız ve Nisan geldi. Artık havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Öğretmenim İstanbul yağmurlu. Evet, İstanbul yağmurlu, haklısın ama bazı kentlerimizde de tabii ki hala soğuk, yağmur devam ediyor. Ama güzel günlerde, güneşli günlerde geliyor, yaklaştı. Ve aynı zamanda bu videomuzdan sonrasında 4. sınıf Soru Bankamızdan ve 4. sınıf Sıfırdan Dörde tüm dersler kitabımızdan sizlere ödevler de vereceğiz. Şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım. Hadi bakalım videomuz başlasın Tonguç'um. Evet arkadaşlar, ana düşünce... Düşünce esasında beynimizle alakalı, duygularımız ise esasında kalbimizle alakalı. Burada böyle bir espri yaptık ama tabii ki ana duygunun şiirle alakalı olduğunu, yani şiirde anlatılmak istenen olduğunu, ana düşüncenin de normal metinlerde anlatılmak istenen olduğunu birazdan öğreneceğiz. Ama normalde ileride hani paragraf soruları çözdüğümüzde ya da böyle bursluluk sınavları gibi sınavlara girdiğimizde bize böyle metinler verilecek. O metinlerde düşüncenin akılla alakalı olduğunu, yani düşünerek hareket ettiğimizde beynimizle hareket ediyoruz. Ama kalbimizden, yüreğimizden, gönlümüzden bir şeyler söylediğimizde o zaman da duygumuzu yansıtmış oluyoruz. Şimdi öncelikle ana duyguya bakalım. Şiir okurken veya dinlerken hissettiğimiz duyguya biz ana duygu diyoruz Tonguç Ela benim. Yani şiirle alakalı bir şey bu. Ana duygu denir. Burada şiiri yuvarlak için alıyorum. Şiire hakim olan duygu nedir sorusuna cevap veriyor. Şimdi... Ana düşünce ise metinde asıl anlatılmak istenen düşünceye veya verilmek istenen mesaja da biz ana düşünce diyoruz Tonguç Ela benim. Yani normal düz yazılarda ana düşünce oluyor. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir sorusuna cevap veriyor. Hep bu sesle mi sorarlar öğretmenim? Bu sesle sormalarına gerek yok ama biz hani bazen böyle soruları ciddi sordukları için bu şekilde ben espri yapabiliyorum. Bak şurada hemen Türkçe sorusunu okuyalım mesela. Buna göre Barış'ın hangisini yapması doğru olmaz? Veyahut da... Şiirde aşağıdaki varlıklardan hangilerse böyle okuyorum ki ben hani soran kişi bize ciddi soruyor, ben de ciddi cevaplayayım diye. Espri olsun diye söylüyorum. Tabii ki böyle sormazlar. Şimdi gel bakalım. Duygu yüklü bir sorumuz var. Yapmayın ağlamana hocam. Gerek yok. Duygu yüklü sadece. Bazen duygu dediğimiz zaman sevinç de bir duygudur. Mutluluk da bir duygudur. Bazen hüzün de bir duygudur. Şimdi aşağıda verilen şiirin ana duygusunu bulalım demiş. Bir toprak parçasıdır memleket. Bir sıcak yuva gibi kucaklar bizi sevgiyle bir ana gibi. Ey memleketim, sen bize yuvasın, bizi bağrına basıp koruyup kollayasın demiş. Burada sence neden bahsetmiş Tonguç evladım? Memleketini sevdiğini söylemiş. Çok güzel söyledin. Memleketini sevdiğini söylemiş. Memleketini sevdiğini söylemiş yazmıyor da biz buraya diyoruz ki mesela memleket sevdası ya da memleket sevgisi diyebiliriz. Yani bir tane ana duygu yok tabii ki. Birden fazla ifadeyle de söyleyebiliriz. Memleket sevgisi, işte memleket sevdası, memleketi sevmek, buna benzer şeyler söyleyebiliriz. Ama burada en fazla hangi kelimeler geçti? Memleket. Harikasın bak. Memleket, memleket kelimesi dediğin gibi 2 kere geçti. Aynı zamanda sevgi kelimesi de geçti bak. Sen bizi koru, kolla, bağrına bas, sevgi, sevgi. Dolayısıyla buna benzer şeylerden dolayı şiirin içerisinde ana duyguyu belirlerken defalarca kullanılan kelimelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Memleket sevgisi bu şiir için doğru bir ana duygu oldu. Şimdi gelelim ana düşünce sorusuna. Bak bu sefer düz yazı var. Yukarıda verilen metnin ana düşüncesi nedir diyor. Teknolojinin hayatımızdaki önemi giderek artmaktadır. Mobil cihazlar, internet, sosyal medya ve diğer teknolojik araçlar günümüzde hepimizin hayatında büyük bir rol oynamaktadır. Teknoloji, iletişim, iş ve eğlence gibi birçok alanda büyük faydalar sağlamaktadır. Şimdi... Burada metnin ana düşüncesini soruyor bize. Burada neden bahsetti? İşte önemi giderek artan teknolojinin hayatımıza birçok faydası vardır. O zaman şöyle diyebiliriz. Nasıl diyelim mesela? Teknolojinin, yazıyorum buraya. Teknolojinin hayatımıza birçok faydası vardır diyebiliriz. Şimdi burada tabii ki ana düşüncede söylerken de bu metinde, bu paragrafta anlatılmak isteneni söylememiz gerekiyor. Şimdi bir tane sorumuz var. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da bizlerle beraber çözsünler. Bu arada buna benzer birçok sorumuz Soru Bankası'nda da bizleri bekliyor. Hemen şuradan gösterelim. Bak Türkçe kısmını açalım. Buradan da ödev vereceğiz sizlere zaten. Paragraf nedir? Metinde konu, şiirde ana duygu demiş ya. Burada test 12 ve 13'e bakacağız. Hemen açıyorum buradan test 12 ve 13'ü. şurada, bak burada, bak, bak burada paragraf nedir? Metin bölümleri var. Metinde konu ana fikir. Mesela burada bir fıkra anlatmışız. Konusu nedir demişiz. Burada takıldığımız sorular olursa da karekodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden detaylı bir şekilde dinleyebiliyoruz. Burada da şiir ana duygusu var. Bunları da çözmenizi istiyoruz. Tonguç Ela'nın benim. Sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızda da var. Neyse devam edelim. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Oyun oynamak çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir. Hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine yardımcı olur. Oyun oynarken çocuklar hayal güçlerini kullanarak yeni şeyler keşfederler ve yaratıcılıklarını geliştirirler. Ayrıca oyunlar çocukların birbirleriyle etkileşimde bulunmasına ve arkadaşlıklar kurmasına yardımcı olur. Oyun oynamak çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine de yardımcıdır. Şimdi bu metnin ana düşüncesi nedir demiş. Çocuklar sadece oyun sayesinde gelişim sağlar. Sence bu doğru mu Tonguç Ela? Yanlış. Tabii ki de yanlış. Oyun oynamak güzel bir şey ama sadece oyun ifadesi çok iddialı. Zaten seçeneklerde sadece, kesinlikle, mutlaka gibi ifadelere dikkat edelim. Bak sadece, kesinlikle, işte tamamen, bu tarz ifadeler çok iddialı ifadelerdir. Bunların olduğu seçenekler genellikle yanlıştır. Buna dikkat etmelisin Tonguç. Mesela hangisine ulaşılamaz derse, hangisi çıkarılamaz derse bu tarz kelimelerin olduğu ifadeleri de işaretleyebilirsiniz. Seçenekleri de işaretleyebilirsiniz. Çünkü hayatta hiçbir zaman tamamen, kesinlikle, sadece diyeceğimiz durumlar olmaz. Fazla oyun oynamak çocuklar için zararlıdır. Bu doğru. Fazla oyun oynamak kötü bir şey ama burada ondan bahsetmedim. Oyun oynamak çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Evet. Burada bundan bahsettim. Sağlıklı yaşam sürmelerine yardımcıdır dedi. Arkadaşlıklar kurarlar dedi. Yaratıcılıklarını geliştirirler dedi. Hayal güçlerini kullanırlar, yeni şeyler keşfederler dedi. Bu olabilir. D'ye de bakalım. Oyun oynamak sadece çocuklar için değil, yetişkinler için önemlidir. Doğru ama burada bundan bahsetmedi. O yüzden cevabımız C seçeneği. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Geldik ana duygu sorumuza. Aşağıda verilen şiirleri ana duygularıyla eşleştiriniz demiş. Şimdi kar sevinci, bahar coşkusu, anne sevgisi diyor. Bakalım. Bahar geldi, doğa uyandı. Her yer yeşil, çiçek açtı. Bahar coşkusu sevgi taşıyor. Doğa ve insan birlikte dans ediyor. Sence buradaki şiirin ana duygusu kar sevinci mi, bahar coşkusu mu, anne sevgisi mi? Bahar coşkusu. Harikasın. O zaman hemen buraya yazıyorum. Bahar coşkusu. O zaman bunu da eleyebiliriz. Kar yağıyor, dışarı çıkıyorum. Beyaz örtü her yeri kaplıyor. Kardan adamlar, kar topu savaşları. Beyaz örtü beni çok sevindiriyor demiş. Bu nedir Tonguç Ela? Çok kolay öğretmenim. Tabii ki de kar sevinci. Aynen, dediğim gibi bu kolay oldu. Bu kadar çok kar kelimesi geçince anne sevgisi olacak hali yok diyorsun. Haklısın. Kar sevinci diyorum. O zaman sonuncusunun da anne sevgisi olduğu artık belli. Bakalım. Benim annem en güzelim. Sevgi dolu her zaman yanımda. Saçımı tarar, güzel sözler söyler. Onunla mutluyum her anımda demiş. Gerçekten hepimiz annelerimizi çok seviyoruz. Buraya da anne sevgisi yazalım. Tamam, bunu da elemiş olduk. Şimdi geldik başka bir soruya. Hisli bir soru var. Yani duygulu, hisli demek istiyorum. Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir gün olup kucağına ulaşsam, gözlerimden döksem sevinç gözyaşını, sancağın gölgesine dolaşsam, öpsem toprağını taşını diyor. Şimdi bak, burada muhtemelen ülkesini özleyen, hani mesela diyelim ki ülkemizi özleyen bir gurbetçi vatandaşımızı düşünelim. Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Bir gün diyor gelsem diyor öpsem toprağını taşını diyor. O zaman bu kişi pişmandır diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Üzüntülü ama üzüntüden ziyade burada bir özlem duyuyor. Yani sancağın gölgesine dolaşsam, öpsem toprağını taşını, bir gün olup da diyor. Yani inşallah olur manasında söylemek istiyor bunu. O yüzden burada cevabımız özlem. Mutluluk da var gizli olarak ama esas hakim olan duygu, şiirin bütününe yansıyan duygu özlem seçeneği. Evet Tonguç Ela benim. Bu arada sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızda da göstereyim sana şiirde ana duygu düşünceyi. Bak burada, hemen şuradan açalım. Bak önce içindekilerimizi açıyoruz. İçindekilere baktığımızda burada metinde konu ve ana fikir diyor. 32. bölümmüş. Hemen burayı açıyoruz, 32'yi şurada. Bak burada metinde konu ve ana fikir. Ana fikir yani ana düşünce. Bu metinde bize hangi mesaj vermek istediğimiz şekilde konumuza çalışıyoruz. Sonrasında konuları güzelce sorularla beraber pekiştiriyoruz. Ardından da burada şiirde konu ve ana duygu var. Ballı balığım diye bir şiirimiz var. Ardından da yine bunlara alakalı sorularımızı çözüyoruz. Tonguç Ela benim. O zaman hadi bakalım. Sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızdan ve Soru Bankası'ndan ödevlerimizi yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün şiirlerdeki ana duyguyu ve metinlerdeki ana düşünceyi belirledik. Hadi bakalım ödüllü sorumuza yorumları yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.